Merhaba değerli sektör özel izleyicileri. Sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Tekirdağ Gürkan Otoyol. Konuk olduk. Firma kurucusu yanımızda Gürkan Bey bulunmakta. Bakalım bize neler aktaracak. Gürkan Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sektör özel programımıza siz de hoş geldiniz. Öncelikle yıllardır bu meslektesiniz ve babadan kalan bir meslek aslında. Evet, ikinci nesil. Kuşak, değil mi? Gürkan Otoyol olarak da biraz sonra biz buranın faaliyet ve hizmetlerle ilgili sohbetine devam edeceğiz. Ama önce izleyicilerime ben sizden tanıtmak istiyorum burayı. Önce kendinizden başlayarak Gürkan Otoyol'un kuruluşunu bizlerle ve izleyicilerimizle paylaşır mısınız lütfen? 79 yılında Tekirdağ'da babam tarafından kurulmuş bir müessese. Ben ondan devraldım, devam ediyorum. İkinci kuşak olarak gelmeye geçmiş durumda. Aynen öyle. Peki Gürkan Oto diyoruz ama oto deyince akla o kadar çok alan var evet, ki. Size evet. Neler var? Buraya bizde sadece mekanik ve elektrik. Yani diğer mekanik dediğimiz nedir? Motor, şanzıman, ön takım, fren sistemleri, elektrikte marşlar, şarjlar vesaire. Bu kadar. Kaporta boya başka. Bizim sektörümüz. Mekaniklesin işimiz. Aynen öyle. Şimdi mekanik deyince tabii ki çok zor bir bölüm aslında. Dışarıdan evet. Çok kolay görünse de evet. Hizmet sektörünün önemli bölümündesiniz ve hataya mal vermeyen bir bölüm aslında. Aynen öyle. Bu anlamda Gürkan Oto olarak hizmet verirken nelere dikkat edersiniz? İlk önce benim bir kriterim vardır. Üç şeye çok dikkat ederim. Aracın lastiği, ön takım ve fren. Gerisi benim için teferruattır. Neden? Yolda giderken lastik patladı. Ne yapabilirsiniz? Hı. Fren, ön takımda parçanız koptu, sağa çekip durup bir şey yapamazsınız. Veya freniniz boşandı, bir şey yapamazsınız. Mecbursunuz bunlara çok dikkat etmeye. Ben özellikle çok dikkat ediyorum. Can taşıdığının farkındasınız. Evet, evet. Tamir ettiğimiz araçların tamamında can taşıyor. Yani ilk peki, önce insan. Bu bölge halkı şanslı. Siz varsınız elbette ama. Teşekkür tabii ki bizler çoğu zaman tüketici olarak ne yazık ki diğer sektörlerde olduğu gibi de ucuz fiyat politikasına aldanarak çoğu zaman merdiven altı yapan yerlere gidebiliyoruz. Evet. Bizler peki neye dikkat etmek durumundayız seçerken sizler gibi yerleri? Birincisi ustanıza güveneceksiniz. Ustanızın istediği kaliteli parçayı. Bakın önemli nokta bu. Kaliteli parça almak. En önemli nokta bu. Başka hiçbir şey önemli değil. Yan sanayinde kalitelileri var. Ama çok ucuzları da var. Fiyat bazında hiçbir şeyi değerlendirmeyin. Yapılan ürünün arkasında durmasını sağlayın firmaların. Resmi olsunlar. Aynen öyle. Resmi olmasını özellikle sağlasınlar. Aynen öyle. Peki bu bölgede çok çok görebiliyoruz sizler gibi yerler. Tabii ki herkes de kendi kalitesinden bahsediyor haliyle ama sizi peki diğerlerinden ayıran özellik nedir? Ben kendimi övmüyorum. Ben kendimi övmüyorum. Övmem çünkü insanım, hata yapabilirim. Makine değilim. Hani bilmediğim şeyleri araştırırım, öğrenmeye çalışırım, sorarım, sormaya gocunmam. Çoğu arkadaşımız bunu yapmıyor. Yapın arkadaşlar diyorum yani. Yani sorun, soruşturun, bakın, öğrenin. İşinizi hani çok bizi, severek yapıyorsunuz. Aynen, ben gönülden yapıyorum. Ben liseyi bitirdim, üniversiteyi kazandım. Bu iş için gitmedim, üniversiteye gitmedim. Peki satış sonrası destekler diyoruz. Biz firmanın güzel olduğu kadar, kaliteli olduğu kadar, işin kalitesi kadar da sonraki hizmetler çok önemli. Tabii. Öyle değil mi? Evet. Sizde neler var? Yani satış kalitesi önemli. Ben de evet ama... şöyle, benim sadece ben emeğimi satıyorum. Yani bende yedek parça vesaire yok. Hani sadece emek satıyorum. Yedek parça için de müşterilerime yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşin zaten tabii ki siz babadan aynen da öyle. Meslek olduğu için aynen buraya öyle. Doğmuşsunuz zaten. Aynen öyle. İçine evet. Doğdum evet. Evet harikasınız. Peki. Tabii bizler çoğu zaman arabamızı anlamayabiliyoruz. Anlatmış olduğum mekaniğin bozulduğunu herhangi bir şey. Bize ne gibi arızalar gösterilirse hemen gelmemiz gerekir. Ya, hangi durumlarda başvurmalıyız sizlere? Bizlere her durumda zaten mecbursunuz bize başvurmaya. O şimdiki yeni nesil araçlarda elektronik aksamları çok olduğu için her lambada zaten bununla çok karşılaşıyoruz. Telefonlarımız da o yüzden durmuyor. Her lambada müşterimiz sağ olsun arıyorlar. Bu ne? Kimse bilmiyor. Ya biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tanışmanlık veriyorsunuz. Aynen öyle. Aynı anda kaç araca yer verebilirsiniz burada? Benim bir felsefem vardır. Mümkün olduğunca aracı burada tutmak istemiyorum. Kimseyi burada esir almak istemiyorum. Aynı gün içerisinde 5 veya 6 araç çıkartabiliyorum. İşin durumuna göre. Bu 3'e de çıkabiliyor, 8-10'a da çıkabiliyor. Ne kadar süre teslim ediyorsunuz peki? Bir araç geldi. İşin durumuna bağlı o. Belli olmuyor. Aynen öyle yani. Farklı hizmetleriniz var mı? Şu an malum pandemi sürecindeyiz ve ne yazık ki çıkamayan insanlar da olabilir. İlla buraya mı gelmeleri gerekiyor? Var mı alıp girip de buraya bize güvenen samimi müşterilerimiz arıyor. Gidiyoruz.
evinden, iş yerinden araçlarını alıp tabiri yine teslim ediyoruz. Vale hizmetiniz var yani. Yapıyoruz yani, yapıyoruz. Yakın yer civarda oldu mu yapıyoruz tabii. Sektörünüzle ilgili sıkıntılar var mıdır efendim? Olmaz olur mu? Yani şu anki sektöründe olmaz olur mu? Yani bizim derdimiz yedek parça mesela. Yedek parçadan çektiğimiz, yedek parçadan çektiğimiz kadar hiçbir şeyden çekmiyoruz. Yani hem ya burada aslında yedek parçanın arkasında duracak insanlar yok. Yani şirketler durmuyor. Biz müşteriyle direkt karşı karşıya kalıyoruz. Daha doğrusu yedek parçacılar biz müşteri üçgen bu olup kalıyoruz. Bizim sektörün sıkıntısı bu. O zaman yetkilere bu. Evet. O zaman iletelim, aynen bunlara öyle. Düzeltmeler yapılsın. Peki aynen siz öyle. Sürekli araştıran, gözlemleyen, yerinde durmayan, sürekli yenilikler katan da bir iş adamı olmuşsunuz. Evet. Var mı peki farklı düşünceleriniz, projeleriniz burayla ilgili, büyütmek istediğiniz farklı işler? Çok şeyler var ama maddiyat, her şeyin sonu maddiyat. Şu anda kalitemi korumak istiyorum. Aynen diyorsunuz. Öyle, ben kaliteyi koruyayım. Bunları da daha yukarı üst seviyeye taşıyıp başka bir şey istemiyorum. Harika. Peki son olarak da sizleri destekleyen, buraya gelmeyi tercih eden müşterilerinize, izleyicilerimize, belki de hizmet almak isteyenlere görüp de şu anda neler söylemek istersiniz onlara? Her zaman herkese kapımız açık. Hiçbir şey çayımız, çorbamız, her şeyimiz var. Gelinsin buyursun. İş yaptırmalar önemli değil. Çay için gelsinler, sohbet etsinler yeter. Evet, sizin güler yüzünüze nail olsunlar. Ederim. Sohbetinize biz çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz değerli bilgileri hem kendi bölgenize hem tabii Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı için. İnşallah. Umarım uzun yıllar boyunca Gürkan Oto'nun ismini duymak dileğiyle. Sağ olun. Programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet değerli sektör özel izleyicileri, Gürkan Oto'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.